Aynen oyuncuları ve yönetmen Erdem Kral, bizi İzmir Basmane'yi kuş bakışı gören üzüm ağaçlarının bulunduğu şirin bir gecekonduda karşıladı. Oyuncular sabah saatlerinden gece yarısına dek oldukça yoğun bir tempoda çalıştılar. Ancak enerji setin ilk dakikalarındaki gibi son derece yüksekti. Nurgül Yeşilçay Basmane'ye aylar öncesinden adım atmış. Hatta oradan ev kiralamış. Mert Fırat oynadığı karakteri daha çok beslemek için soluğu Basmane'nin çarşısında ara sokaklarında almış. Şimdi sizleri Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman ve Ayşe Damgacı'nın da rol aldığı Gece filminin setinde yaşananlar, merak ettikleriniz ve eğlenceli dakikalarla baş başa bırakıyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi sete konuk ettiğiniz için. Hemen filmin çıkış noktasıyla başlamak istiyorum. Benim bildiğim Zahid adlı romanın bir adaptasyonu Rıza Kıraç tarafından adapte edilmiş ama siz ve Nurgül Yeşilçay üzerine bu projenin üzerine iki yıllık bir çalışma gerçekleştirmişsiniz. Nasıl oluştu bu filmi çekme fikri? Valla bu yani iyi bir film yapmak için bir kadın, bir adam, bir de silah gerekiyor. Bu üçü de var bu filmde. Yani psikodrama diyebilirim. Psikodramada çok karmaşık ruh halleri vardır. Bu filmde de bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Ama ana tema şu, Diyarbakır'dan ve çevresinden köylere boşaltılan Kürtler sıcak yerlere geldiler ve İzmir'e geldiler. Ve burada çok büyük sorunlar yaşadılar büyük kentin içinde. Ve aileler dağıldı. Bir anlamda bunu anlatıyoruz. Aslında alttan alta yürüyen bir aşk hikayesi var. Buna da ben nefret aşkı diyebilirim. Yani biz nefret aşkını anlatıyorum. Hem birbirlerinden kopamayan, hem birbirlerini seven ama birbirlerini de bitiren, yiyen insanları anlatıyorum. Bir çift anlatıyorum daha doğrusu. Dolayısıyla hem çatışma var, hem tutkular var, karmaşık şeyler var filmin içinde. Bu beni çok ilgimi çeken şey sinemada. Yani o yüzden de ben kadınları merkeze koyuyorum hep. Çünkü kadınlar daha entrik oluyor bana göre hayatın içinde. Ve etrafında dönen şeylere de merak ediyorum. Bu bakımdan iyi bir iş yapacağımızı sanıyorum. İyi başladık. Ve işler rayına oturdu. O yüzden biraz daha şeyiz, daha az gerginiz. Çünkü ilk günlerde insanlar birbirini tanımaya ve sınamaya çalıştılar. Ve onu aştık ve rayına oturdu her şey. Nurgül Hanım, sizin için aslında şöyle demek istiyorum. Çünkü 2008 yılında Vicdan filminde birlikteydiniz. Çok da başarılı bir filmdi. Size ödül kazandırdı o film. Şimdi tekrar Erdoğan Kral İzmir ve Nurgül Yeşilçay ikinci kez bir araya geldi. Siz nasıl ifade ediyorsunuz bu filmi, bu durumu? Evet. Ben Erden abiyle çalışmayı çok seviyorum. Beraber bir şey oluşturmayı da çok seviyorum. Yani onun sinema anlayışını çok beğeniyorum. İzmir'i çok seviyoruz ikimiz de. Rahat ediyoruz burada. Zaten benim memleketim. O yüzden devamlı demek ki böyle bir birliktelik oluyor. Peki Mert Bey, sizin nasıl oluştu filme dahil oluşunuz? Siz bu filmde olma nedenlerinizi sormak istiyorum. Senaryoyu okuduğunuz zaman ne hissettiniz? Sizi etkileyen ne oldu? Ben nasıl dahil oldum? Ben Nurgül aradı beni. Hemen hikayeden bahsetti ve karakterden bahsetti hızla. Ben de yurt dışındaydım böyle ilk telefona hatta ulaşamadım. Sonra aradım tekrar kendisini. Ve dedi ki hemen ben şimdi sana senaryoyu gönderiyorum. İşte Erden abiyle de konuştuk. Senin yurt dışında olduğunu biliyor. O yüzden bir an önce oku dedi. Ben de tabii dedim. Ondan sonra okudum. Döner dönmez de Nurgül'ü aradım. Bir araya geldik. Şimdi Erden Kral'la çalışmak zaten benim için çok başka bir durum olacağından, Nurgül'le de öyle aynı şekilde. Hikaye de çok kuvvetli ve güçlü bir hikayeydi. Ki ben ilk okuduğumda bir roman uyarlaması olduğunu bilmiyordum senaryonun. Erden abinin daha önce yaptığı filmleri seyretme fırsatım, yani şimdi hangisini saysak bir diğerinin hatırı kalır. Çok etkilendiğim filmler ve gerçekten çok bariz bir dili olan, Türkiye sinemasının dili yok diyenlere güzel verilebilecek az örneklerden bir tanesi Erden Kral sineması. O yüzden de Nurgül'le birlikte işte uyumlarını ve birlikte çalışmalarını biliyorum. Ben de dahil olup en azından bu tecrübeyi deneyimlemek istedim. Çok da mutluyum bundan.
Biraz Süsen karakterini sizden dinlesek, neler hissediyorsunuz bir kere bu Süsen'e karşı? Önce ondan başlayalım. Süsen karakterini çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Uzun zamandır devamlı Süsen'i düşünüyorum. Bazen çok üzülüyorum onun için. Biraz şizofrenik olacak belki ama yani. kocası Yusuf'a çok aşık. Şiddetli bir aşkları var. Arızalı bir ilişkileri var. Kızda biraz sınırda kişilik bozukluğu var. Onun için çok araştırma yaptım. Çabuk öfkelenebiliyor. Çok öyle içine kapanık değil. Çok fazla dışa vuruyor her şeyi. O yüzden oynaması çok zevkli. Çok zevk alıyorum yani. Göçmen ailelerde daha çok şey olur ya, böyle bir travmatik bir durum olur. Parçalanmış ailelerde. Bunların ailesi de öyle. 4 kardeşler. Büyükten bir küçük. Yani bir abimiz var. Ve o abiyi hayatının merkezine koymuş. Abim gelecek beni kurtaracak. Abim gelince çok güzel olacak. Abim olsaydı böyle olmazdı falan. Ama abi maalesef gelemiyor. Biraz Godot'u beklerken gibi bir şey yani. Godot gelecek, Godot gelecek vardır ya. Burada da abim gelecek, abim gelecek. Yazık yani, kızın tutunacak bir tarafı yok. Böyle hayatta savruluyor. Çok üzülüyorum vallahi. Ağlayacağım. Bir de özel bir metotla çalıştığınızı biliyorum. Bütün oyuncular için de bu geçerli. Sette geldiğimden beridir hep aldığım duyumlar, izlenimler bu yönde. Herkes özel metotlarla bu role, bu filme hazırlanıyormuş. Evet. Biraz bu hazırlık sürecinde bahsetmenizi istesem. Oyuncu kadrosu çok iyi. Çok iyi olunca zaten herkes birbirinden etkileniyor. Erden abi de çok iyi yönetiyor. Yani oyuncuları da çok iyi yönlendiriyor. Biz kendi alışverişimizi kendimiz yaptık. Karakterler için. İşte geçen gün Ayça da gelmiş, bir alev kolyesi buldum falan diye bize gösteriyor. Biz hep beraber işte Vildan, Mert, ben bir kemer altını gezdik. Çekim yapılacak yerlere baktık. Bir şeyler aldık. Ne bileyim, gözlüktür bir şeydir. Hani ona ait olmasını istediğimiz küçük aksesuarlar, anahtarlık falan gibi. İşte aşkım yazıyor mesela anahtarlığın üstünde. Aa, bu bize olur mu falan diyoruz böyle. Olur olur. Çok çok eğlenceli bir süreç. Biraz peki Yusuf'u dinleyelim sizden, Mert Bey. Şimdi Yusuf da benim için şimdiye kadar hiç oynamadığım bir karakter. İşte Süsen'le çocukluktan arkadaşlar aslında. Çocukluk Süsen'in, aşkı mı? Evet, çocukluk aşkı. Mahalleye aynı mahallede büyümüşler. Aynı mahallede büyümüşler ve mahalleye ilk indiklerinde Süsenler aslında memleketlerinden taşınıp buraya geldikleri andan itibaren tanışıyorlar. Ve aralarında bir arkadaşlık ilişkisi. Sonra Yusuf'un bir gün bunu itirafıyla başlayan bir birbirlerine adanmışlıkları var. Yani Yusuf Süsen'in sırtında bir kambur aslında. Yani bir biçimde. Ya da tam tersi. Çünkü birbirleri hani nasıl Süsen'de bir sınırda kişilik bozukluğu varsa Yusuf'ta da sınırda bir karakter bozukluğu var. Öyle mi? aynı yani yerde çalışıyorlar. Aynı yerde çalışıyorlar. Aynı mahallede oturuyorlarmış daha önce. Şimdi aynı evde evliler çünkü artık. İşte o sınırda karakter bozukluğu dememin sebebi şu. Çünkü her an değişebilir bir yapısı var. Yani çok sevdiği kadını bir anda bir başkasına işte şikayet edebiliyor. Ya da durumunu sürekli kolluyor. Ama bir yandan da çok seviyor, çok aşık. Ama bir yandan da sevginin şiddeti, aşkın şiddeti kadar aynen. Bir fiziksel de sonuçta bir şiddete de dönüşüyor. Fiziksel bir şiddete de dönüşüyor diyelim. Her şey. Hani her şey diyelim. Hani böyle çok fazla filmden detay vermeyelim ama zaten yani tahmin edebileceğiniz her şey. Erden hocamız da zaten düşünmüş, gayet iyi düşünmüş ve harika bir şekilde kurmuş onların birbirlerine olan aşkını ve oradaki o çekimi, her anlamdaki çekimi kastediyorum. Dolayısıyla bizler için aslında çok iyi malzemeler vardı. Biz sadece Nurgül'ün de ifade ettiği gibi işte Vildan ve tüm oyuncu kadrosunda aynı şey var. Çok iyi bir elektriğimiz ve iyi bir alışverişimiz var. Yöntem belki de hani yine Erden hocanın bize önerdiği, bizim birlikte aslında o istikamette yürüdüğümüz ve kendi kendimize aksesuarımızı, işte kostümümüzdeki küçük değişikliklerle daha yaşanır hale gelmesi, işte Erden abinin seçtiği mekan zaten bir şey öneriyor. Hani eğer birazcık bir oyunculuk ruhu ya da böyle bir duygusu varsa kişide, zaten bu mekanda nasıl davranması,
nasıl yaşaması, nasıl oturması, kalkması gerektiğini bilir, hisseder, anlar. Asıl büyük soru şu, yani mutlu olmadan sevmek ne demek? Yani evet. Biraz bunu araştırıyor bu film. Zor bir şey tabii, yani mutlu olmadan sevmek zor. Bunu araştırıyor ve filmin içindeki kadınlar, ki bir kısmı konsümatris, bunlar evlerindeki sıcaklığı ve normal hayatı yaratmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu bana çok dokundu. Ve o evin içine işte döşüyorlar, koltuk takımları alıyorlar. Bir de bir koca ya da bir erkek istiyorlar. Ya bu normaliteye dönmek istiyorlar. Burada yani çok zor, çok katı bir hayat var şeyde, barda yaşayan insanlar için söylüyorum. Onun yanı sıra erkekler ise burada kadınlar kadar belirleyici değil. Ya kadınlar daha şey, yani daha baskın. Bunu da görüyorum romanda. Filmdeki hayatlarda organize kaos. Bunu kurmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla buradan bir enerji çıkarmaya çalışıyoruz. Bu benim en hızlı filmim olacak. Yani çok ritmik olacak. Vicdandan da ritmik olacak. Dolayısıyla eskiden kullandığım plan sekansları vesaireyi, yani örnek olduğum bazı yanlarımı tamamen bırakıyorum ve yepyeni bir şeyle, stille çalışıyorum. Evet. Biraz yine ben hazırlık dönemine dönmek istiyorum. Çünkü Travma Bağlanma ve Aile Konstelasyonları adlı kitaptan tam bizim meseleler. Kaynak olarak o kitabı kullanmışsınız. Evet. Biraz bahseder misiniz? Aile konstelasyonları bizim filmde var olan parçalanmış aile ve bu parçalanmış ailenin kişi üzerindeki travması ve bağlılık da Yusuf'la Süsen aralarında ne geçerse geçsin, ne olursa olsun, yani en nefret ettiği kişi bazen Yusuf oluyor ama en sevdiği kişi o oluyor. Bir kavga ediyorlar, ertesi gün öpüyor, kokluyor, işte özür dilerim benim yüzümden oldu falan diyor. Yani bu bağlılık, ilişkilerdeki bağlanma durumu beni hep çok etkilemiştir. Peki bu film sizin için ne ifade ediyor? Siz nasıl tanımlıyorsunuz bu filmi? Ya benim için çok şey ifade ediyor. Hem hepsinden öte gerçekten hani yazarın da yazmış olduğu, işte Hasan Bey'in de yazmış olduğu bu göç meselesi ve o göçün aileler üzerindeki etkisi ve bunun Türkiye sinemasına bir biçimde taşınıyor olması, devamında tüm karakterler üzerindeki etkisi, evet aşkı, bu karakterlerin birbirlerine mahkumiyetleri, o işte bağlanma sendromu ve bundan kopamama, yerine nelerin konulduğu, işte bunların hepsi aslında bir ülkenin, bir dönemin sonuçları, sebepleri ve sonuçları oluyor. Ve sonrasında da bunun ortaya koyduğu bir gündem, siyaset, süreç, işte yaşadığımız her neyse o cereyan ediyor. Ve işte bu filmin aslında buna biraz daha net, yakından hem de en hocanın tabiriyle işte psikolojik tarafından bakabileceği bir fırsat sunması benim için çok önemli ve bunun da bir parçası olmak benim için çok önemli. En uzak noktasını söyleyeyim şimdi ama yani bu. Böyle ifade edeyim. Peki bu filmden beklentinizi sormak istiyorum. Bir kere her şeyden önce yani mutlu olmak istiyorum. Yani yaptığım işten mutlu olmak istiyorum. Mesela yükü sinemacılık hayatımdaki en çağdaş filmim olarak görüyorum ve yani o filmi de aşamayacağımı falan sanmıştım ama yani birazcık daha gayret gösterirsek aşabileceğimi şey yaptım. Yani iyi bir şey yapıyoruz ve iyi bir şeyin fazlası da muhteşemdir. Yani onu yakalamaya çalışıyoruz. Bir de tabii geniş kitlelere ulaşmak istiyorum. Çok, bu sefer çok ulaşmak istiyorum. Ve ya sözü olan, bir şeyler söyleyen, tırnak içinde psikolojik bir film olmayan ama derinlikleri olan bir film yapmak istiyorum. Peki ismi neden Gece filmi? Efendim? İsmi neden Gece? Gece üzerine neden çalışacak? Çok gece çalışması vardı ondan. Yani ne diyebilirim ki? Şeyin etkisi de var. Yani gece sözcüğünü ben çok severim. Ya Antonioni'nin Gece filmi benim en sevdiğim filmlerden biri. La Notte. İtalyanca'da patlattım. o ilham aldım yani şeyden. Ve bir de tabii bir karanlık bir dünya anlatıyor. Evet, yani bir gece de geçiyor zaman. Ha, gece evet, karanlık bir dünya ama onun içinde çok renkli şeyler var. Yani mesela dekorlar, kostümler, oyuncular falan çok renkli. Yani
arkadaşlara espri olsun diye şey diyor, Brezilya filmi yapıyoruz diyorum. Canlı bir film olacak. Canlı bir film olacak ve Brezilya müziğini duyuyorum hep sürekli. Dahan Baydur, müzik direktörümüz, çok iyi bir çalışma yaptı. Yani bir ana parçaları falan bize dinletti. Bazen sette onları da şey duyarak çalışıyoruz. İyi gidiyoruz ya, yani iyi bir şey çıkacak ya, öyle tahmin ediyorum. Peki vizyon tarihi var mı belirlediğiniz kafanızda? Bir festival yolculuğu bitirmek istiyorum filmi, ondan sonrasına bakacağız tabii. Bir festival yolculuğu olarak kafanızda planladığınız bir... Yani büyük bir festivalle, iyi bir festivalle başlarsa bir film yolu açık olur. Ama küçük bir festivalle başlarsa küçük kalır şeyi, yani çapı, faaliyeti, etki alanı falan. O yüzden iyi bir film yapmaya çalışıyoruz. İyi bir film olursa ben şunu öğrendim. Dünyanın öteki ucundaki festival yöneticileri bile iyi koku alıyor. Hemen geliyorlar, sizi buluyorlar. İstanbul Film Festivali de iyi bir pencere aslında Batı ve dünya için. Orada da göstermek lazım. Ama benim amacım yani sadece şey değil. Yani festivallik bir film yapmak gibi bir şey yok kafamda. İyi bir film yapacağız, etkili bir film yapacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum programımıza. Biz teşekkür ederiz. Konuk olduğunuz için, bizi konuk ettiğiniz için. Size kolaylıklar diliyorum. Filmin yolu açık olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler.